Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir ağaç budama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda eğer ki bahçenizde, tarlanızda domuz tehlikesi veya benzeri saldırgan hayvanlar, ağaçlara zarar veren hayvanlar tehlikesi varsa ağaçlarımızı nasıl budamalıyız? Bir iki örnekle anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Bizim bahçemizde de çok ciddi domuz tehlikesi var. Domuzları bir türlü kovamadık açıkçası. Bir takım etkisiz önlemler aldık ama çok da etkili olmadı. Yine bahçemize giriyorlar ve ağaçları kırıyorlar. Bazı ağaçlara da böyle kafayı taktıkları zaman gelip o ağaca zarar verip ciddi şekilde kolunu, kanadını kırıp böyle bırakıyorlar. İşte öyle bir ağacımız, bakın bu çok verimli, çok böyle dallı budaklı kocaman bir ağaçtı. Maalesef böyle küçücük bir hale geldi. Şurada kocaman bir dal vardı. Yani bundan belki daha kalın bir dal vardı buradan bu tarafa doğru büyüyen. Yine üstünde bu tarafları kaplayan bir dal daha vardı. O iki dalı, birisini kökünden, birisini de yukarısından kırmış. Bir tane de burada sağlam bir dal kalmış. Peki böylesi durumlarda nasıl bir budama mantığı gütmek gerekir? Dalları, daha doğrusu ağacı mümkün mertebe yukarıdan dallandırmaya çalışmak lazım. Çünkü normalde ağaçlar 80 santim veya 1 metre civarından dallandırılır. Bakın bir örnek gösterelim. Burası yaklaşık 1 metre. 1 metrenin üzerinden ağaçlar dallandırılmış. Normal olanı bu. Ama İşte böylesi domuz tehlikesi varsa ağaçları daha böyle yukarıdan 1,5 metre belki 2 metre yukarıdan dallandırmak lazım. Daha doğrusu aşağıdaki dalları keserek ağacın yukarıdan büyümesini sağlamak gerekir. Yok değilse böyle ciddi zararlar görebilirsiniz. Bakın bir iki örnek gösterelim size. Şurası komple domuzlar tarafından kırılmış dallarla dolu. Gördünüz mü? Burası birkaç ağaçtan topladığımız. Diğer yerlerde de çok fazla zararlar var. Hatta bir tanesini kesmemiştim. Onu size göstereyim. 1 metre civarında yüksekliği, 1 metreye kadar hayvan uzanıyor ve böylesi kalın dalları bile kırabilecek bir gücü, kuvveti var. Onun için ağaçları aşağıdan yukarıya doğru temizleyerek gelmek gerekir ve domuzun ulaşamayacağı yerden ağacı dallandırmak gerekir. Hemen şimdi bunun örneğini size gösterelim. Şu aşağıdaki bütün dalları, ulaşabileceği dalları keseceğiz ve ağacın yukarıdan dallanmasını sağlayacağız. Diğer malzemelerimizi de getirdik. Hemen bir dezenfektan sıkalım. Kullanacağımız metal aletlere hemen işleme başlayalım. Önce şu kırığı bir ortadan kaldıralım. Böylesi zararlar ağaca çok ciddi psikolojik zarar da verir. Ağacın büyüme isteğini ve şevkini kırar. Onun için üzerinde çok fazla tutmamak lazım. Hemen budamak gerekir. Biraz böyle ağacın dallanma alanını yukarıya doğru kaldırdık ve domuzun zarar veremeyeceği, daha doğrusu ulaşamayacağı bir pozisyona çıkardık dallanma alanını. Ama işte bu sefer de şöyle bir sorun ortaya çıkabilir. Eğer ki buraları çok fazla kabaklarsak, tabiri uygunsa, bu sefer de gövdede güneş yanıklığı durumu ortaya çıkabilir. Yani mesela şimdi ağacın yaprak kısmı yukarıya çıktığı zaman aşağıdaki o gövdeler sürekli güneşe maruz kaldığı zaman da güneş yanıklığı olabilir. Ama domuzun vermiş olduğu zarar güneş yanıklığından kat ve kat daha fazladır. Bundan dolayı hangi ağaç olursa olsun, biz zeytin örneğinde gösteriyoruz ama ağaçlarınızı mümkün mertebe yukarıya doğru budayarak dallanma alanını yükseltmeniz gerekir. Hemen şimdi kesmiş olduğumuz yerlere su tut sürelim. Bakınız, Suset isminde ahşap koruyucu olarak da geçer. Boyacılardan bulabilirsiniz. Budama sonrasında kalın yaraları bu şekilde kapatmakta fayda var. Küçük yaraları kapatmaya gerek yok ama mesela şu şekildeki yaraları kapatmasanız da olur. Çok önemli değil ama şöyle büyük yaraları kapatmakta fayda var.
Gel bakayım ya, gel bakayım, sen neredesin arkadaş be? He? Ben sensiz çalışamıyorum. Hiç yardıma da gelmediniz bugün bana. Evet. Şimdi de şu örnekte gösterelim. Bakın arkadaşlar, bunun yine bu tarafa doğru giden kalınca bir dalı vardı. Bu tarafa doğru giden dalın da uç tarafını kırmış. Yani yere yakın dallar domuzun saldırma alanı. Onun için buraları kaldırmak lazım. Artık ağacı şu yukarıdaki iki daldan büyütmeye çalışacağız. Alt taraftaki bütün yan dalları keseceğiz. İşte gördüğünüz üzere bu ağacı da yukarıya doğru kaldırdık ve artık domuzun ulaşamayacağı yerlerden büyümesini gerçekleştirecek. Burada da hatta kırık dal varmış. Burayı da ucunu keselim. İşte böyle arkadaşlar, sizin de böyle bir domuz riskiniz varsa böyle ağaçları yukarıdan dallandırmak ve alttaki dalları kesmekte fayda var. Domuzun kırmasına müsaade etmemek gerekir. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir ağaç budama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.